Aileden habersiz evlilik yapılır mı? Kur'an'da ilgili ayetler nelerdir? Soru soran kadın mı erkek mi? <laughs> erkek görünüyor. Yazı, yazı şeklinde mi anladı? <laughs> İsminden. Ha isimden. <laughs> erkek ismiyle göndermiş. Ha erkek ismiyle göndermiş de tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah'ın hadislerinde evliliğin denetlenmesi kadınlarla alakalıdır. Çünkü Kur'an'da kadına muhsana denir. Muhsana kale gibi korunmuş demektir. Yani çünkü kadını korumak içindir evliliğin denetlenmesi. Yani burada şey var. Bir, zaten evlenme yasakları varsa kadın erkek hiç kimse evlenemez. O ayrı. Bir de evlenecek kişinin namuslu olması olmazsa olmaz şarttır evlenmede. Yani zina etmemek, gizli açık zina etmemesi olmazsa olmaz şarttır. Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu defalarca tekrarlamıştır. Kadın içinde, erkek içinde. Şimdi erkeğin namuslu olup olmadığını, kadının evlenecek kadının denetlemesi çok zordur. Onun için araya aile girer ve aile şart değil, şey değil, yetkili makamda girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kız geliyor. Ya Resulallah babam beni ailesinden birisiyle evlendirdi. Kendi ailesine itibarını yükseltsin diye ama ben bu evliliğe razı değilim diyor. Bu evlilik geçersizdir diyor. Derhal babanı çağır. Yok ya Resulallah yok ben bu evliliğe razıyım da kadınların hakkı var mı yok mu onu öğrenmek için geldim diyor. Bir senaryo öyle gelmiş. Şimdi ayetlerde de öyledir. Kadınların korunması ile ilgilidir bu. Ama e ee, annesi babası vermek istemeyebilir bir kızı istediği kişiye. Diyebilir ki o suçsuzun teki ben vermiyorum falan filan. Allahü Teala diyor ki kız kızlarınızı isyana zorlamayın diyor. Yani engel çıkarmayın. Resulullah da diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem velisiz nikah olmaz. Hangi kadın velisiz olarak nikahlanırsa nikah geçersizdir. Ama velisiyle anlaşamazsa o zaman yetkili makam kadının velisi olur. İşte o kızın gelip Resulullah'a müracaat etmesi için. Yani şeye mahkum etmiyor. Aileye de mahkum etmiyor. Yetkili makam tamamen objektif kurallarla evlendiriliyor. Erkeğe sıra gelince erkekle ilgili böyle bir şey yok. Çünkü erkek kendisini korur. Kadın korunur. Ama maalesef bu dediğim şeyler hep kaybolmuştur. Bunlar sadece Kur'an-ı Kerim'de kalmıştır.